Bu ders tarafgirliğimizi ister istemez kontrol etmemize, layıkalarla meşgul olmamıza, zahiri medyayla meşgul olmamıza ve yayınlanan videoların kışkırtıcı Rus-Türk savaşını yaptırmak için olduğuna, Türkiye yok olursa, işgal edilirse Rusya yoktur. Rusya'ya da taraftar olmayacağız. Türkiye'nin gücünü zayıflatmak için ne yapması lazım? Rusya ile kapıştırması lazım. Efendim tebelerden dolayı gidemiyor. Hayır. Yani cemahiri mutefikayı İslamiye isteselerdi, istemeselerdi olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Furkan, tarihçemi de getirir misin abi? Abiler, geceniz mübarek olsun. İki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak imanımızı ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, şuhud-i iman mertebesine, imanın şüphesiz ve esbabsız, vesvesesiz, şüphesiz ve esbabsız imanı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Malum bu akşam biraz geniş daire dediğim şeylerden, laikalardan yapacağım. Laika bunlar onun için çok önemli. Laika okumasak zahire bakmaya mahkumuz. Zahiri vitrinde ne gözüküyorsa, ne önümüze konuyorsa onu yemek zorundasın. Başka şekilde düşünemez. Niye düşüneceksin? Çünkü malzeme yok. Laika hep derdik. Diyoruz da zaten, siz de çoğunuz da diyorsunuz da, ben kendim söylüyorum. Yoksa adamların bunalmış, kararmış akıl ve kalp aynalarındaki şeyleri bize feraset adına, yön verme adına bizi ihval ediyorlar. İşgal ediyor ve ihval ediyor. Tecavüz ediyor. Neremize? Aklımıza. Ben nakledeceğim. Siyaset değildir. Fikrimi de değil. Yalnız bazı malumatlar arada serpiştireceğim. Ben de merak ettim. Bu geniş daire Ukrayna, Rusya hakkında ne var diye. Televizyonun Türkçe manası çocuk delirtme aleti olduğu gibi, kendileri söylüyor, benim değil. YouTube'a da ruhlar mezarlığı anlamına geliyormuş. Artık gerisini siz düşünün. Şimdi çok geniş yelpaze, çok ama bayağı geniş yelpaze olduğu için ben hulasa edeceğim. Dersten sonra notları, yani okudum, çalıştım. Böyle siyasette YouTube'lu videolar seyretsem bu gözlük yok. Bunu göremezsin. Öyle bir şey yok. Çünkü onların istediği bu değil. Onun için laikayı unutturdular. Ben aldığım cümleleri, buradan aldığım cümleleri önceden söyleyeceğim. Sonra metinleri okuyacağım. Çünkü sonunda bunları okusam Fatiha anlamına gelir. Önceden söyleyeyim ki göresiniz diye. Usluplarda, ifade tarzında, noktayı nazarlarda kusur varsa bana aittir. Benim laikalardan alabildiğim bu. Şimdi ilk önce bakayım nereden başlayayım. Maddeler gerçi koydum ya. Bir tanesi şöyle başlıyor. Doğru düşünebilmek için doğru malzemeler lazım. Ondan laikalar çok önemli. Zahir aldatır der ustad. İkinci maddeyi okuyacağım. Medya ellerinde olduğu için kamuoyu istedikleri gibi oynatıyorlar, yönlendiriyorlar. Bunu şöyle bakın. En azından bunu sizden istihram ediyor. İmam-ı Şafii radıyallahu anh bir sözü var. Diyor ki, düşmanlarınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürecektir. Bir daha. Düşmanlarınızın okuna takip edin, okunu takip edin, o sizi
dostunuza götürecektir. Şimdi bu noktadan zaten baktığın zaman şöyle dünya medyası bu bir oktur. Nereye hücum ediyorsa o sana yakındır. Dost değilse bile. Bak. Zahir ne kadar farklı oldu? Düşmanınızın okunu takip edin, o sizi dostunuza götürecektir. Dünya medyası bir oktur. Nereye hücum ediyorsa o size yakındır. Ama zahirde böyle değil. Göreceksin. Medya ellerinde olduğu için istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Bunu şöyle diyor şualarda. Her şeyde kullanırsınız. Şaşıracaksınız. Okudunuz tabii, biliyorsunuz ama bu noktada bakınca farklı olacak. 267 şualar. Birinci Harbi Umumi'nin patlamasıyla. Türkiye'de birinci Harbi Umumi'de Almancı, İngilizci diye yaptılar. Öyle bu Almancıdır. O zaman resmi devlet İngiliz taraftarıydı. Birinci Harbi Umumi'nin patlamasıyla aynı kanun konduğuna göre kanun geneldir. Maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin, bak, radyo ve medyayı dinlersen, onunla meşgul olursan, ustadı dinlemezsen, meşgul olma diyor. Ama olursan, herkesin kafalarına sihirbaz sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle, üfleme. Nereye üflüyorlar? Bak bunu söyleyecek. Bu kablo, bu neymiş? Zehirli üflemeleri ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ükdelerine. Bu düğme var ya, ip. Şöyle. Bu böyle bağlayarak sihir ve büyü yapılıyor. Buradan üfleyerek. Yani bunu da Fatiha'yı farklı bir şekilde okuyarak başlıyorlar. O ters yapınca ters oluyor. Mukadderat-ı beşerin düğme ve ükdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle. Diye. Çobancılık yapan, çobancılık yapanlar bilir, köylüler. Ahırda sığırın ayağını fareler yer. Anneme demiştim rahmetliye. Nasıl yer ya, nasıl çiğnemiyor? Fare yemeden önce üflüyormuş. Onun nefesi uyuşturuyor. Ondan esinlenerek gazlar imal edilmiş. Üflüyor, uyuşturuyor, hayvan anlamıyor, yiyor. Ta şeye gelince, bırakınca o zaman anlıyor. Demek ki radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz, zehirli üflemeleriyle nasıl olduğunu, nasıl kafamıza öflediğini, geniş dairedeki nur talebeleri nasıl zehirlendiğini, ben diğerlerle meşgul değilim. Zehirlendiğini, bu üflemelerin tesirini göreceğiz. Ustad ne diyor? Nasıl düşünüyorduk? Mukaddemelerimi okuyayım. 267 demiş. Orayı okudum. Şimdi artık sıra yok. Ne gelmişse sırayla okuyor. Çok acayip. Başlığı atmışım ama sonra meşgul olacağım. Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamayacak. Çünkü Hristiyanlar dayatacak. Hristiyan ol diye. Ama olamayacak. Ekonomik, siyasi, askeri vesaire sebebiyle olamayacak. Çünkü onu Hristiyan olmaya zorlayanlar despotluk kullandığı için Rusya dinsiz kalamaz. Emirdağ 72'den okuyor. İkinci Emirdağ'ın da okuyacağım yerini. Önümde. Ha, Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz. Ne olacak peki? Geri dönemez artık. Geri dönemez bu yola girdi. Olsa olsa küfrü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur'an ile bir musallaha ve tabi olabilir. O vakit 400 milyon ehli Kur'an'a kılıç çekemez. Tabii Rusya, Amerika, Avrupa, partiler ve biz, herkes ikidir. Amerika'da ikidir, Rusya'da ikidir. Mesela Lemalar 115'te söylüyor.
Herkes ikidir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ustası ikiye ayrılıyor. %5'i merkezi çekirdek kadroya zalim diyor. Diğerleri aldatılmış diyor. Bak ikiye ayrılıyor. Genellemiyor. Amerika ikidir diyor. İslam'a hizmet edecek Amerika şu anda başta değil. Avrupa ikidir diyor. Rusya da ikidir. Ben de ikiyim. Nefis ve ruh. 1853 ve 1856'ya kadar devam eden Kırım Osmanlı-Rus Savaşı'na İngiliz ve Avrupa kışkırtarak Osmanlı'yı ve Rus'u zayıflatmakla beraber Osmanlı'yı boşlandırarak çökmesine sebep olmuş. Tamam. Tarih. Tarih bilinmesi tekerrürdür. Bilinirse malzeme olur. Basamak olur. Kırım'la Türkiye'yi, Rusya'yı karşı karşıya getirmişler zamanında. Yani Osmanlı, aktör şimdi Osmanlı. O zaman da Rus İmparatoru değil. Şimdi değil pardon, o zaman oydu. Şimdi de onun evladı, bunun evladı Türkiye gibi. Kırım'da 1853'ten 56'ya kadar Osmanlı'yla Rus'u savaştırarak iki süper gücü zayıflatmış ve Osmanlı'yı boşlandırarak böylelikle çökertmesini hızlandırmış. İngiliz İslam'ın ezeli düşmanı yapmış. Aynı senaryo. Hedefin Türkiye olduğunu göreceksiniz. Ukrayna ile alakası yok. Zelenski, bilerek söylüyorum, halis bir Yahudidir. Globalistlerin getirmiş olduğu, alavera dalavera getirmiş olduğu GBT'yi aynen uygulayan bir Yahudidir. Türkiye'nin güneyini, doğusunu İran'la, hep derdim 20 senede beni tanıyanlar bilir, İran, İsrail, Amerika aynıdır. Hatırlarsınız, öyle İsrail, İran'la çatışması öyle bir şey yok. Nükleer gücünü Türkiye için yapar İran. Türkiye'nin güneyini Suriye, doğusunu İran'la, batısını Yunanistan ve Bulgaristan, Romanya ile çevirmiş bir kuzeyde Ermenistan'la yapacaktı. Muvaffak olamadı. Sonra küreselciler yapıyor bunu. Zendeka Komitesi. Kuzeyi de olmayınca Ermenistan'la, Kazakistan'la yapmaya çalıştı. O da olmadı. Ukrayna ile yaparak, Rusya ile Ukrayna savaşının derdi değildir. Bunu bahane yaparak Türkiye'nin üçünü çevirmiş zaten. Karadeniz'e gemilerini getirerek Ukrayna bahanesi yaparak hem maden hem petrol çıkaramamakla beraber orada tamamen yerleşecek ve Türkiye'yi kıskaca alıp dört yerden saldırmayı ve Rusya ile Türkiye işbirliğini ve yardımını kesmek planlarıydı. Oraya gemilerini sokarak, çünkü bir devlet, ben kendimle barışık o kadar değilim. Barışık olduğum taraflarım var, nefis ruh. Olmayan var, devlet de öyledir. Çatıştığımız taraflar var. Düşman olduğumuz taraflar var. Rusya ile çatıştığımız taraflar var. Menfaat birliğimiz de var. Türkiye yok olursa, işgal edilirse Rusya yoktur. Evet. Yani ambargoya Türkiye'de dahil olsaydı Rusya bitmişti şimdi. Şimdi çevrilmiş oluyor. Demek ki Boğazları işgal edeceklerdi. Ukrayna bahanesiyle. Ukrayna'ya yardım yapıyoruz diye esas hedef buydu. Kader müsaade etmedi. Şimdi hedef herkes Rusya'yı görüyor. Oysa Amerika ve Avrupa'nın zalimliğini görmüyor. Rusya'nın insan katliamını, 1 milyon katliamını Suriye'de görmüyor Rusya'nın. Daha o eski resimler, filmler, tebeler falan resimler, videolar var ya böyle diyorlar. Hepsi hikaye. Yok çocuk ağlamasana. Ama Ukrayna'daki bir takış tane yaşlı ve bütün kapılar açıyor. Ama buradaki göçmenleri vuruyor. Böyle zalim Avrupa ve ona bilmeyerek taraftar oluyorsunuz. Rusya'nın karşısına durarak bilmeyerek taraftar oluyorsunuz bu zalimlere. Rusya'ya da taraftar olmayacaksın. Ama bu konuda Türkiye ile beraber. Çünkü ikisinden bir tanesi yok olursa yok olacaklar. Asya Birliği'nde, Asya şurasında Rusya ve maalesef şaşıracaksınız Çin de var. Türkiye Cumhuriyetler de var. Okuyorum. Küreselcilerin
Ordusu Firavun ordusudur, NATO'dur. Küreselcilerin Firavun ordusu NATO'dur. Sağlık Teşkilatı de Dünya Sağlık Örgütü'dür. Bankaları Dünya Bankası'dır. Siyaseti Birleşmiş Milletler'dir. Siyasete taraftar olmayan zahir aldatır zalimlerden olursun. NATO'nun olduğuna delil Firavun'un ordusu 1989'da NATO'nun sözcüsüne söylettiler. Bizim düşmanımız İslam'dır dediler. 1989'da NATO'nun hedefi İslam'dır. Firavun'un ordusu. Bir insanla anlaşabildiğin taraf ve anlaşamadığın taraflar olduğu gibi devletler de böyledir. Bir yerde çatışırsın, başka yerde beraber olmak zorundasın. Böyledir. Yani genellenmiyor. Maalesef biz Müslümanlar ömrü medyada. Medyada İslam düşmanlığını yapmış, artık koronadan veya yolun sonu görünüyor. Sakal ve cübbeyi geçirmek kolaydır. Artist oldukları için hemen kılık değiştirebiliyorlar. Müslüman olduk deyince bütün geçmiş zulümlerini unutuyoruz. Biz saf derun olduğumuz için ve saflığımızdan kardeşimizin 8 tane iyiliğini unutuyoruz. 1-2 tane eksikliğinden düşman oluyoruz. Aynısını yapıyoruz. 8 tane iyiliği var. 1-2 tane kusurundan çöpe attığımız gibi 8 tane cinayeti var. 1-2 iyiliğinden dolayı miskamber gibi üzerimize sünüyoruz. Acayip bir şey. İslam'a düşmanlık yapmış insanların vitrinde ben Müslüman oldum takke cübbeyi takarak hemen affediyoruz. 25. sayfa Kastamonu'da söylüyor. Müslümanların saf derinliği, İslam zalimlerinin Ali Cenab'ını affetmesi. Neyi affediyorsun? Kimin hakkını affediyorsun? Bu ders tarafgirliğimizi ister istemez kontrol etmemize, laikalarla meşgul olmamıza, zahiri medyayla meşgul olmamıza ve yayınlanan videoların kışkırtıcı Rus-Türk savaşını yaptırmak için olduğuna, öyle bir şeylerin olmadığına. Yok tebeler şöyle vurdu, hikaye onlar. Yalan. Bu olay Asya Şurası'nı hızlandıracak çünkü mecbur kalacaklar. Bu akşam Kıbrıs'ı tanıdığı gibi Rusya'nın. Mecbur kalacak. Rusya Kıbrıs'ı tanır. Karşısında Yunan var, Hristiyan. Biz Müslümanız. Niye Kuzey Kıbrıs'ı tanısın? Bir abi bana söyledi. Tevafuk etti. Onun için not aldım. Asya Şurası Tarihçi Hayat 100. sayfasında söylüyor. Okuyacağım. Mecbur olacaklar. İslam Birliği'ne mecbur olacaklar. Tarihçi'de 3 devletten bahsediyor. Hindistan. Rusya'nın İngilizler nasıl iş yapmış? Mısır ve Rusya'daki Türkistan ve Kafkas. Onları söylüyor. Onları da tam yeri şimdi. Okuyacağım merak edin. 100. sayfada böyle unutmayayım. Küfür, globalistler, küreselciler, bunlar diğerleri taşören şirkettir. 15 Temmuz'da Kazakistan'da, Türkiye'de 15 Temmuz'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da gayelerine muvaffak olamadıklarından çarnaçar Ukrayna'yı kullandılar. Bunda da muvaffak olamıyorlar, olamayacaklar. Bu sefer başka şansları yok. Güneyden saldıracaklar. Firavun ordusu olduğu için nehirde boğulacaklar. Firavun Musa'nın arkasından gittiği için ama İslam ordusu geçecek güneyde. Onlar orada boğulacak ve Şam'ın fethi var. Şam'ın fethi hatta hadislerde söylenmiş hangi gün olacağını. Sonra Mescid-i Aksa fethedilecek. Sonra şaşıracaksınız Kabe fethedilecek. İngilizlerin elinden alınacak Kabe. Ya İngilizlerin elinde mi? Ne bileyim anlarsan anlarsın. Ukrayna bahanesiyle anarşistleri toplayıp eğitecekler ve kuzeyden Türkiye'ye saldırma Ukrayna'ya getirilecek anarşistler var, getiriliyor. Onlar Türkiye için eğitilecek. Daha önce vurmaları gerekirken Ayasofya'nın açılması ile bu 1000 seneden beri İslam'a bayraktarlık etmiş olan bu Necip milletin torunlarının belayı Osmanlı'nın toprağın dışına attı. Yani 10 derece güçlü olacaklardı. Ayasofya açarsan demiş Menderes'e, gücünden 10 fazla güçlü olacaksın. İşte ille güçlü olmak para manasına değil, belayı def etmiş. Aslında bu olay bize gösteriyor ki 15 Temmuz'daki hadiseyle işgal edilecektik. Edilememek yetmedi Azerbaycan'da gene ve Kazakistan'da, Ukrayna vesaire. Bu Ayasofya'nın bereketidir. Ben mefhumu muhalifiyle düşünmenizi söylüyorum.
Ayasofya'nın vakfiyesi var. Kapatan hakkında bunu deniliyorsa, açan hakkında tersi söyleniliyor. Anlıyor musunuz? Ayasofya'nın açılmasıyla bunlar defedildi. Bu sadaka oldu. Ema gelişler ve Siyonistler bu güneyden hücumla dağıtılacak ve Suriye'de gömülecek. Firavun'un ordusu nehirde boğulacak. Türkiye ile Rusya'nı kapıştırmak mecbur oldukları için yapıyor. Diğer niçin Türkiye? Bu çok önemli. Burası çok önemli. Belki de en önemli, şimdiye kadarki konuşmanın önemlisi. Globalistlerin, küreselcilerin, Zendeka Komitesi'nin ve Masonların, İslam düşmanlarının en büyük düşmanı İslam nesi? Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet'e düşmandırlar. Ehl-i Sünnet'in lokomotifi Türkiye'dir. Hangi mezhep olursa olsun Ehl-i Sünnet'in dışında. Yani mezhep derken Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli değil yani. Şia, Vehhabi. Onlar zaten işi bitmiş. Kendileri ya. Ehl-i Sünnet'tir hedefleri. Ehl-i Sünnet'in de çekirdeği, lokomotifi Türkiye olduğu için Türkiye'yi zayıflatmak, ondan sonra saldıracaklardı. Türkiye fiilen de onlara savaş açmak nasıl yaptı? Emperyalistlerin faiz sistemine savaş açmış ve savaşı ilan etmiş. Türkiye kapitalist, para, faizci, sömürücü komiteye savaş açması Türkiye'deki kapitalistlerin karşısında olan sosyalistleri, sol kesimi dahi, bazı rejimin taraftarları dahi bu kapitalist, emperyalist güçlerin karşısına faiz savaşı açılmasıyla bu taraf saf değiştirdiler şu anda. İddia ettikleri mesela saf değiştirme ve senin gibi neredeyse ve daha güzel senin gibi düşünüyor. Çünkü iddia ettikleri dava bu yapıyor. Emperyalist güçlerin kapitalist dayatmalarına karşı, o da nedir? Faiz sistemi, faizin İslam'da haram olduğunu ve onu fiilen düşman savaş ilan etmesi adamların saf değiştirmesine sebep olmuş. Şimdi ben Rusya hakkında yeri okudum. Tarihçe'ye hayat 98'den şey okuyayım. Nerede geçiyor? Şurada Hindistan. Şuradan okuyayım yazdım. Hindistan, İslam'ın müstahit bir veledidir. Hindistan. Bak oraya. İngiliz Mektebi İdadiyesi'nde çalışıyormuş. İngiliz bakın. Kim gözüküyor şimdi? Avrupa, Amerika falan değil mi? Oysa işin arkasına, her şeyin arkasına İngiltere. Onlar düşman değil mi abi? He? Yani İngiltere ile mesela Fransızlar falan bunlar düşman değil mi? Değil. Bunların gayesi bu değil yani. Mesela diyelim ki Ukrayna Hristiyan, Rusya da Hristiyan. 79. Ha 79. Şimdi Ukrayna şey, bunların küreselcilerin dini yoktur. İlahlık iddia ediyorlar. Bir dine tabi olunur mu? Siyonist de değiller. Yani Siyonistler iddia ederler, ta ilahlık dava ederler. Ta şurada. İslamiyet'in bayrağını Afaki Kemalat'a tahsile gitmişler. Hindistan. Hindistan, İslam'ın müsait bir veledidir. İngiliz, Mektebi İdadiyesi'nde çalışıyor, ortaokul. Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. Nerede okuyor? İngiliz Mektebi Mülkesi'nde. Siyasi Bilimler Akademisi şimdi. Bunlar İngiliz sömürmesi, sömürge. Başka, Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz Mektebi Mülkesi'nde ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslam'ın iki Bahadır oğullarıdır. Rus Mektebi Harbiyesi'nde talim ediyorlar. Şimdi 300... Anladınız mı taraftarlık ne kadar şeymiş? Bakın hiç hatırınıza gelir mi? Karadeniz'e gemi yımak için Ukrayna ile onların adam kırılmış önemli değil ki. Ehl-i Sünnet'i bitirmek. Hedef Ehl-i Sünnet. Amaç Türkiye yardım kaldırmak. Tabii tabii. Zaten üç taraf almış. Doğu'da İran. Tamamen konuşlanmış. Batı'da tamamen Egeler ve Bulgaristan, Yunanistan. Güney'de Suriye vesaire. Bir kuzey kaldı.
Kuzey kendi başına kalsa gene tehlikeli değil Türkiye. Rusya'dan yardım alır diye. Rusya ile Türkiye'nin arasını açmak. Arasına tampon yapmak. Yardım alamamak. Düşün şu şeytaniyete bak. Ve Ukrayna'ya yardım diye on binlerce insan eğitilecekler. Ukrayna formülü, A formülü geçmezse B planını geçecekler. Artık kuzeysiz saldıracaklar. Mutlaka saldıracaklar. Çünkü Şam'ın fethi var. Ama beşer zulmeder, kader adalet eder ve onların sonu olacak. Çünkü Şam'ın fethi var. Şam, Suriye fethinde durmayacak bu olay. Ve Mescid-i Aksa. Çünkü bu saldıranlar Amerika'nın ikinci kısmı, Avrupa'nın ikinci kısmı, İsrail'in ikinci kısmı. İsrail'in hepsi değil. Neredeyse yarısı bu işte şey değil. Şam'dan sonra Mescid-i Aksa fethedilecek. Sonra Kabe kurtarılacak. Şey gibi değil mi Hasan abi? He. Türkiye ile Azerbaycan arasında Ermenistan'ı sokmuşlar ya. Evet. Ufak bir yer. Evet. Oraya Rusya yardım etmeseydi gene alamazdı. Çünkü niçin? Türkiye birliğini sevdiği için değil. Şansı yok. Türkiye giderse Rusya denen bir devlet kalmaz. Çünkü bitti. Yani ambargoya boğazları kapatsa Rusya. Tamam. Ve dikkat ederseniz Türkiye siyasi olarak böyle bir yaptırım tarzında bir Rusya'nın aleyhinde bulunmamıştır. Bulunamaz. Çünkü devlet haklı beraber yapıyorlar. Çünkü tehlike artık su yüzüne çıktı. Anlamamak için ruhlar mezarlığı olan YouTube'daki videolarla gömülmen gerekiyor ki anlamayasın. Dinsiz bir millet yaşayamaz. Dünyaca bir umumi düsturdur. Ve bilhassa küfrü mutlak olsa cehennemden daha ziyade elin bir azabı dünyada dahi verdiğini Risale-i Nur'dan gençlik rehberi gayet katı bir surette ispat etmiş. O Risale ise şimdi resmen tahvil edildi. Burada şimdiye kadar şeyler sakın tarafgir olmamanız gerektiğini, kuş bakışı yani resmi bütünsel bakmanız içindi. Yani A'dan B'ye tarafgirliğin değilse fark etmez. Gene zalim olursun. Çünkü onun yaptığı da zalim. Ama plan aslında insanların ölmesi, Ukrayna'nın işgal edilmesi değil demek istiyoruz. Ukrayna falan mesele değildir. Türkiye'nin gücünü zayıflatmak için ne yapması lazım? Rusya ile kapıştırması lazım. Rusya bu tehlikeyi gördüğü için Türkiye ile beraber olmak zorunda. Çünkü menfaatlar bunu icap ediyor. Dolayısıyla arkadan beraber olmak zorundalar. İki kutuba doğru gidiyor. Tarafgir olmayacaksınız. O Risale mesela medyada bir sürü şeyler. Allah'a ekber top şeyi göndermiş. Kardeşim bu kadar ahmak mıyız ya? Ben bile bilgisayarda istediğim gibi monta yapıyorum. Resmi koyuyorum, filmi koyuyorum, sesi değiştiriyorum. İstediğini koy ya. Onlar şirin göstermek için. Tabii canım. Hiç alakası yok. Bununla tahrik ediyor Rus medyasını ve Rusları Türklere karşı hırçın ve saldırmak sizden dolayı olmuyor diye. Efendim tebelerden dolayı gidemiyor. Hayır. Can damarlarını keserek, yaşam şartlarını azaltarak şehirleri boşaltsın ki savaşçılar kalsın diye yapıyor Rusya. Yani girmemesi ailelerin ısınma, yeme, içme, barınmalarını yok ediyor. Şimdi gidin. Karşıma Neonaziler kalsın. Neonazi ki yani Hitler gibi gözüküp Yahudiydi. Yahudi ve kendi Yahudi milletini kısmen öldürdü ki İsrail'e gitsin Yahudi milleti diye. Böyle. O Risale ise şimdi resmen tabi edildi. Bir Müslüman eliyazu billah eğer irtidat etse küfrü mutlaka düşer. Bir derece yaşatan küfrümü meşkukte kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Olmaz. Ve lezzet hayat noktasında mazi ve müstakbel olmayan hayvandan 100 derece aşağı düşer. Çünkü geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedi mufarakatları onun dalaleti cihetiyle onun kalbinde mütemadiyen hadsiz fırakları ve eylemleri dağıtıyor. Yani dinsiz olamaz hiç kimse. Koronada da gözüktü zaten. Sanki 2017-18-19'dan şeye kadar korona gelince ölüm sayısı istatistik atmadı ki. Aynı. Ölüm yeni mi inmişti yeryüzüne? Yok.
İstatistikte ölüm oranı artmadı, doğum da artmadı. Aynı. Neydi? Korku saldılar. Hatırlarsanız ilk günden beri koronayla korku var oldunuz, savaşıyor. Hatırladınız. Herkes böyle camlarını kapatırken anlatıyordum size. Bak korku salıyorlar. Şimdi de böyle. Aynı. Yani dinsiz yaşayamaz bir millet. Koronayla ölüm kapına geldi. Apaçık ortaya çıktı. Ne yapacaksın? Ölüm yok muydu? Ama her gün televizyonlarda selalar okunuyordu. Mahalle dokunsa duymuyordu ki. Cam kapalı, televizyon açık. Ama her gün ölüm haberleri. Vay! Peki korona adam öldü. Ekseriyeti mutlakası korkudan öldü. Koğuşta hastanede yatıyor. Yandaki öldü. Öndeki, ondaki o da can çekişiyor. Aa, o da bilmem yoğun bakıma gitti. Geldi yaşa orada. Eğer bilgin de yoksa, altyapın yoksa, eğer bir şey okumamışsan, bir cemaatinde istifade etmiyorsan, yaşama şansın yok. Vehimden. Çünkü uyutuyorlar, kan değerlerin düzeliyor. Uyanınca kan değerlerin bozuluyor. Demek ki düşünceyle bozuluyor. Bozuk olduğu için bozulmuyor. Düşünce bozuk olduğu için kan değerleri bozuluyor. Uyutunca düzeliyorsun. Delilerde, çocuklarda, hayvanlarda niye olmuyor? Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz bir insan. Ve lezzet hayat noktasında onlar gibi de lezzet alamayız. Müslüman günah yapar ama zındıklar, kafirler gibi o günahtan menüs lezzet alır. Sen ben alamayız. Çünkü o anda lezzet yaparken elem alıyorsun. Karma oluyor yani. Mazi ve mustakbeli olmayan hayvandan 100 derece aşağı düşer. Düşmedikçe lezzet alamazsın. Elemli olur o günah. Çünkü geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri, ebedi mufarakatları, onun dalaleti cihetiyle onun kalbinde mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse kalbe girse, iman gelse kalbe girse, birden o hadsiz dostlar diriliyorlar. Biz ölmemişiz, mahvolmamışız, lisan halleriyle diyerek o cehennemi halet cennet lezzetine çevrilir. Madem hakikat budur, size ihtar ediyorum. Kur'an'a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlup olmaz diye devam ediyor. Mesela Üstad Menderes'e mektebe diyor, Risale'nin dersi koy diyor. Peki sonuç ne olacak? Okudum, okumaya devam edeceğim de. Arkadaşlar, sonunda Rus dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfrü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur'an ile musalaha ve tabi olur. Dünyada en çok Müslüman olan devlet Rusya'dır. Peki ne olacak en son? Bu hadiseler mecbur olacak. 76'dan okuyorum. Ruh canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alem İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Nedir o? Cemail-i Mutefika-i İslamiye'nin kutsi kanun esasileri mebaala. Cemail-i Mutefika-i İslamiye, İslam Cumhuriyetleri Birliği. Onu Amerika gibi, aynı Amerika'ya üstad misal veriyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Mesela ne diyor? Elbette ve elbette kati olarak şimdi bu memleketteki ehli siyaset garba ve ecnebiye verdiği siyasi ve manevi rüşvetin 10 mislini alem İslam'ın ileride cemaili mutefikası hükmünde olacak olan 400 milyon Müslümanın Müslüman kardeşlere memleket ve milletin ve bu devlet İslami'nin diye devam ediyor. Yani cemaili mutefikayı İslamiye isteseler de istemeseler de olacak. Amerika devletleri gibi, Birleşik Devletleri gibi. Mesela bir devleti var ki içinde Türkiye'den bilmem kaç defa da büyük. Yani onlar gibi olacak, mecbur olacak. Peki bundan önce İslam Birliği olmadan önce Asya şurası olacağını söylüyor Üstad. Sayfa 100. sayfasında söylüyor tarihçede. Asya şurası olacak. Asya şurası mecbur olacaklar yaşamaları için. Bu Çin de dahildir. Çünkü küreselciler onu da bloke etmiş. Rusya da dahil. Oradaki devletler Asya şurasını
yapmak zorundalar. Bakayım nerede almışım bunu. Asya şurası. Yani Asya kıtasının, ha şurada okuyayım. Evet, nasıl ki Nevi Beşer'deki Telâhuk-ü Efkâr unvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbirleriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fununun esası olduğu gibi, yani tarih bilgiler bir şey, geçmişte meşveret edilip terakki ediliyor. Şimdiki terakki, şimdiki terakki değil, mazinin altyapısıyla oluyor. En büyük kıta olan Asya'nın, Çin, Malezya, Bangladeş, Endonezya, Türkiye Cumhuriyetleri, Afganistan, İran, bu taraf, hepsi yani dünyanın en büyük kıtası olan Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi şurayı hakikiyi yapmamasıdır. Yani bazı şeyleri öne çıkartınca uzaklaşmalarına sebep olur. Dahili özelliklerini almayacaklar, mecbur olacaklar. Yani dini vesairesi değil. Terakki, maddeten ve yaşamanın başka şansı kalmayacak. Çünkü yok olacaklar. Küreselciler uliyet iddia ediyor. Bir dine mensup olarak gelmiyor. Bu koronayı da çıkartan onlar. Dünya en büyük kıtası olan Asya'nın geri kalmasının bir sebebi o şurayı hakiki yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşafı, Asya'nın ve dünyanın geleceğinin keşfi nedir? Ve miftahı, anahtarı şuradır. Yani beraber olmak, bazı yerlerde anlaşmak zorunda kalacaklar ki anlaşmıyor. Mesela Rusya ile Türkiye anlaşabilir mi? Mümkün değil. Ama anlaşmak zorunda, anlaştı. Ne? Ortak durum. Savaştıkları yer var, dost oldukları yer var. Olmak zorunda kalıyoruz. Acayip bir şey yani. Bu devletlerin şeyi, usta cambaz gibi yani. Yani bunu akıl edilemezsin. Biz de piyon yapıyorlar. Ustad boşuna demedi yani. O zaman ta dedi. Uzak durun diyor. Ama biz çok akıllıyız ya. Mesela adam bugün bir tanesi dedi. Niye dedim bunları dinliyorsun? Ben haber hastasıyım dedi. Ben de mantık kullandım. İzahtan anlamıyor. Dedim ki hastaneye gitmen lazım. Niye dedi ya? Hastayım dedin ya. Haber meraklısıyım de desem başka ama haber meraklısı demiyor ki. Hastayım diyor. Haber hastasıyım. Hastayım diyor. Haber sağlığım demiyor ki. Sihatlim demiyor ki. Hastayım diyor zaten adam. Öyle mi ya? Sen söyledin. Hastayım dedin. Ben haber hastasıyım dedin. Hastasın lan. Tedavi olman lazım. Bir o kanaldan o kanala, o kanaldan o kanala doğru dediklerini. Bak biraz önce şu anlardan okudum. Şu mikrofonu nasıl öfürüyorlar? Şu anda dünyayı nasıl medyayla yönetiyor, şey yapıyorlar? Ukrayna, vay Türkiye şu an. Hikaye. Bak ne oldu şimdi? Kader cihetiyle Ukrayna'ya niye seçti? GBT'yi aynı, eşcinseli aynen uygulayan devletin en başıdır. Devlet rejimi olarak kabul etmiş. Bazı şeyler de var ama anlatmama şeye gerek yok. Onu esas o değil yani. Buradan sonuç itibariyle ne yaparlarsa yapsınlar Allah nurunu tamamlayacaktır. Cemahiri Muttefika-i İslamiye yerlerini söylüyorum. Allah yapacak 76 Emirdağ 2, 101, 54, Hutbe-i Şamiye 57, Sözder 771, Eddai. Eddai Asya'yı söylüyor. Emirdağ 1, 266, 268, Emirdağ 2, 84 yerlerinde. Mesela Asya'nın, şey Eddai'de bak nasıl şiirde sokmuş orayı. Mecbur olacaklar diyor. İslam birliği olacak. Allah nurunu tamamlayacak. Esbab olarak dünya ikidir. İn aşağıya. Amerika ikidir. Avrupa ikidir. Rusya ikidir. Türkiye ikidir. Herkes ikidir. Kişi de ikidir. Aile değil. Nereye gidecek? 6 tane devlet bir olacak en son. Dini vesaire demiyor. Buna mecbur olacaklar. Bunu ne zaman söylüyor? Irak'ta bir ihtilal oluyor. Ustad zamanında. Ustadın hiç adeti olmayan Abdullah hiç adeti yok, radyo istiyor. Ondan sonra o ihtilali dinlerken tam ortasına götürüm daha vakti gelmedi. Ben beklerdim ki
Amerika. Şu andaki Amerika değil. Amerika 2'dir. Bak. Ben beklerdim ki Amerika, Japonya, Almanya, Mısır, Pakistan, Türkiye. Bunlar bir olsun, küfrü mutlaka vursun. Küfrü mutlak, çekirdek, gayrimüteşhirde geçiyor. Ustadın söyledi, devlet söylüyor. Gayrimüteşhirde geçiyor. Çekirdek neresi biliyor musun? İsrail. Küfrü mutlakın çekirdeği o. Orada dindar kısım da var. Müslümanlarla beraber olmak isteyen, katliama taraftar olmayan hakiki dindarlar. Onlar da Müslümanlar gibi zulüm altında. İsrail'deki Yahudi dindarları. Küfür. Altı devlet gide gide bu bir olacak. Bak bunun içinde Rusya yok. Ama şimdi Rusya'nın karşısında ve Amerika'nın yanında olursun. Bütün zalimlerine ortak olursun. Kepaze bir halde geliriz. Peki Rusya nesi? Kafkas ve Türkistan. İslam'ın nesidir diyor. Okudum değil mi abiler? Ukrayna, bakayım. Bahadır mı diyor bak. Hindistan, İslam'ın müstahit bir beledidir. İngiliz mektep idadesine çalışıyor. Yani hiç kimse yok değil mi? Burada Rusya yok. Amerika'da yok. Hep İngiliz. Demek ki Hindistan sömürge altında. Ortaokul eğitimi görüyor gibi. Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. Özgür zannediyoruz. Türkiye gibi. Mektebi mülkiyesinde, yani siyasi bilimler demek Türkçesi, ders alıyor. Kafkas ve Türkistan. Kafkas. Bu İngiliz değil tabii burada. İslam'ın iki Bahadır oğullarıdır. Rus mektebi harbiyesinde, yani harp okulunda talim görüyorlar. Onlar da işkembesini dökecek. Her devamında diyor biliyorsunuz. Bunlar hepsi vazifesinin başına geçip ve o kıtaları yönetecekler. Ağabeyleri olan Türkiye'nin etrafında toplanacaklar. Bu işin şuurunda olan Türkiye devletini, sarayını, teşkilatını buna göre yapıyor. Her bir devletin odası var Ankara'da. Bunu söylediği yerin ha? Bunun söylediği yer şey Sanat Tepesi ya Tiflis'te. Evet. Bunun bir şeyi var mı abi? Var. O da söylemesinin bir... Evet. Hangi oralarla da alakalı bir şey? Orayla. Mesela... Her neyse. Evet. Gürcistan'a da girmem gerekiyor çünkü. Nasıl satıldığını... 2 milyona satıldığını, nasıl kumara yatırıldığını, tabii orada diyor. Çıkacak hepsi. Size bir tavsiyem var. Genel bir tavsiye. Genel bir kural, görecelik kuralı. Tarih merak ediyorsanız, bir şey öğrenmek istiyorsanız, sırf galiplerin yazdığı tarihi okumayın. Mağlup olanların da tarihi, yazdıkları tarihi de okuyun. Bak genel bir kaydı söylüyorum. Galip olanların yazdığı tarihi okuyacaksan bir de mazlum olanların, mağlup olanların yazdıkları tarihi de okuyun. Harmanlayın. Çünkü dünya bir defa geldin, bir daha gelmeyeceksin. Doğru olmak lazım. Doğru düşürmek için doğru malzeme lazım. Sonu isteseler de istemeseler de Cemail-i Muttefika İslamiye olacaktır. Dikkat ederseniz hangi merkezde olacaksa o merkez İslam'ın bilerek veya bilmeyerek ama yapan bilerek yapıyor. Oradan patlıyor. Mesela söyledim emperyalistlerin, kapitalistlerin can damarını kesme adına savaş yapıyor. Nedir o? Faize savaş açılıyor. NATO Firavun'un ordusudur. Çünkü 1989'da öyle tarihi yanlış şey yapmayayım. Evet 1989'da düşmanımız İslam'dır dedi. Zaten eylemsel itibariyle bir film çevirdiler. Amerika'da kulelere işgal başladı. Müslüman İslam devletleri işgal başladı. O onlar şey.
artık kabataslak şeyiniz olmuştur. Rusya dinsiz kalamaz. Bir kere bunu bilsen yeter. Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Son bir yeri okuyorum sözlerden. Niçin dünya İslam'a İslam dünyaya niçin hakim olacak? Şundan dolayı. Onu da düz okuyayım. İzah etmeyeceğim. 154 sözler. Niçin İslam din olarak hakim olacak dünya? Onun cevabı. Nevi Beşer bu son harbi umuminin eşedi zulüm ve eşedi istibdadi ile ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatların tamir edemediklerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün fani, yani koronada da gözüktü, dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması, medeniyet fantazilerinin aldatıcı, hiçbir şey yaramadığını, koronanın karşısında hiçbir medeni fantazilerinin işe yaramadığını, yani ben fiilen gösteriyorum, korona yazmıyor, medeniyetin fantazilerinin aldatıcı, uyutucu olduğu umuma görülmesiyle, umuma gözüktü mü abiler? Hiçbir şey yaramadı. İtalyan iş adamını yaptı. Hiç unutmayacağım o resmi. Ben diyor balkona çıkmış, paraları çekmiş. Ben diyor halka karımı ve kızımı kurtaramadım. Ben de koronayım, ölüyorum. Aa, para diyor. Ama bu hiçbir şey yaramadı. Kendimi bile tedavi ettiremiyorum. Olsa da olmuyor. Hiçbir şey yaramadı. Balkondan aşağı atmış. Serpmiş. Biliyorsunuz o sokakta resim çekmişlerdi. Ama kimse de almıyordu. Kim alacak korona şeyinde? Ölüyorsun. Paraya bile el sürmüyorlardı mikrop taşıyor diye. Uyutucu olduğu umuma görünmesiyle. Fıtratı birisi vardı. Hiç unutmuyorum. Samimi söylüyorum. İtimat edin samimiyetimize. Ah hocam dedi. Ben orada olsam o paraları nasıl toplardım diyen adamın yoğun bakımda olduğunu duydum. Duydum. Yapamadım. Vicdan müsaade etmedi. Gitmek istedim. Yani o İtalya'daki paraları toplamak ister miydin? Belki mikrop bulaşmaz diye belki bırakırdın gibi geliyor bana. Diyesim geldi. Yoğun bakımda olduğunu duydum. Çünkü çok merak ettim. Ah ben orada olsaydım diyor. Ha, ama orada değildin, bak buradasın oldu. Uyutucu olduğu dünya, dünya hayatı umuma görülmesiyle fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet-i insaniyenin umumi bir surette dehşeti yaralanmasıyla ve gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaset-i rüyü zemin. Bak, gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaset-i rüyü zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görülmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, kuzeyde, Rusya'da, Garp'ta, Avrupa'da ve Amerika'da emareleri göründüğüne binaen Nevi Beşer'in maşuk-u mecazısı olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, para her şey vardı ama yok, istediğim yok, fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisani ile beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi, saadet ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı mucizül beyanın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler hayatı ile belki sarıyan ve işareten 10 binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz kati delillerle şüphe getirmez hadsiz hücretleriyle hayat-ı bakiyeyi katiyetle
müjde ve saadet ebedi ders vermesi elbette nevi beşer bütün aklını kaybetmese, maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmasa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri gibi İngiliz'de iki tanedir. Mesela İngiliz İslam'ın ezeli düşmanı diyor. Bugün dünyada İslam hukukun mahkemesine taşın İngiltere. Sana soruyor. Sen Müslüman mısın diyor İngiltere'de. Dünyada hiçbir yerde yok. Türkiye'de de yok. Müslüman mısın? Müslüman. Ha, eğer İslam'ı mahkeme istiyorsan İslam'ı mahkemeye seni gönderiyor. Yok laik mahkemesi laike gönderiyor. İngiltere'de şu anda yapılıyor. Ben İslam'a göre yargılanmak istiyorum deyince yargılanabiliyorsun. İkiye ayrılıyor bakın. İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur etipleri. Mesela şimdi faizsiz bir dünya yapmaya çalışıyorlar. Bunu Çin'de var, Rusya var, Türkiye başta çıkıyor, Pakistan, İngiltere'de var. İngiltere'de var. Ve Amerika'nın, bak, İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere'nin ve Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan emniyetli cemiyeti gibi Ruh-i Zemin'in geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar, beyan-ı mucize olan Kur'an'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh canı ile sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Mecbur olacaklar Kur'an'a. Ben burada duruyorum. Bu mevzuyla alakalı sorusu olan varsa onu da alayım. Dersi bitireyim. Sorunuz var mı? Gerçi ben soruları sordum. Hocam şu anda Rusya görünüşte mi dinsiz? Kim? Rusya. Görünüşte mi Hristiyan? Hayır, iki tanedir. Dünyada en çok Müslüman olan halkı Rusya'dır. Mesela bu adam Putin içkiyi gece ondan sonra mı satmayı yasaklamış? Gece satmayı yasaklamış. Çünkü niçin? Dindar olduğundan mecbur oluyor. Ondan sonra Türkiye'de çıktı bu. Sonra Türkiye'de de gece ondan sonrası. Ve ilk önce o yaptı. Ve yapmak zorunda. Mesela İsrail'e düşman. Onun intikamını alıyor. Niçin? Oligark dedikleri Rusya'yı Yeltsin zamanında işgal eden Siyonist iş adamları Rusya'yı paylaşmışlar. Bu adam geldi. Bu adamlar bir kısmını öldürdü. Diğer kesi kaçtı. Onları takip ediyor. Yani ellerinden aldı. Mesela Türkiye'de bunu nasıl olmuş? Devletin bu 2002'den önce devletin elektriğini şunu bunu özelleştirme namı altına peşkeş çekildi. Tüpraş'ta dahil. Ve onun cezasını alt çekiyor. Astronomik faturalar geliyor. Devletle, hükümetle alakası yok. O özelleştirilen işte Rusya'da da böyle yapmışlardı. Mesela bir elektrik faturası 1 milyon gelir mi? Yani bunlar özelleştirmiş ve güçleri kadar yani zalimlik yapacak ki müsbet şu reisin düşsün. Ama onlara da sesleniyor. Eğer bu düşerse küreselciler uluiyet dava ediyor. Biz ilahız, dünya bizimdir. Geldikleri zaman Türkiye'ye tanklarının ucuna bu bizdendi, bu onlardandı diye ayırt edemeyecek. Hepsini birden atacak. Hepsini ezecek. Hepsini bombalayacak. Küreselciler bu bizden idiler. Bunlar da Müslüman tarafındandı. Bunlar bizden, bunlar bizden değil. Demeyecekler. Diyemezler zaten. Olmaz da. Delili var mı bunlardan? Her taraf dolu. Irak öyle değil miydi? Libya öyle değil mi? Olmadı. Libya öyle olmadı mı? Irak öyle olmadı mı? Kendileri çağırmadı mı halkı? Irak'taki adam, halk silah yaptı mı? Savaşmadı. Orada bir tarikat vardı. Tarikat vardı Irak'ta. Ondan sonra Irak ordusunun genel çoğunlukla ona mensuptu. Onlar vasıtasıyla silah bırakın dedi. Hiç kimse savaşmadı. Oranın ya aynı kanunu Pakistan'da da yaptılar. Türkiye'de de yaptılar. Dini bir kisveyle. Peki cazip olması için
kurdukları teşkilat nasıl olacak? Hangi tipten olacak? Mesela sen kalpazan olsan, sahte para yapsan, hangi parayı, 10 liranın sahtesini yapardın, 200 liranın. En kaliteli cemaat neyse sahtesini onun içine koyarlar. Ehli, dedim ya, onlar için tehlike İslam'dır. İslam için ehli sünnettir. Ehli sünnetin ruhunu inşa eden kim ise nurcuların içine koyacaksın. Hedefi de onu göstereceksin. Çünkü kalpazanlık onu iktiza eder. En pahalı, en yüksek paranın sahtesini yapacaksın. Onların içine koyacaksın. Şu hattı nazarında geneleceksin. Ya. Oyun acayip ama Allah'ı düşünmüyorlar, kaderi düşünmüyorlar. Kaderin hükmü de var. Ya Ukrayna'ya bak, öyle planlıyorlardı. Yardım namı altında işgal edecek. Ne maden çıkartabileceksin, ne petrol, ne gaz, ne de ondan sonra oradaki yardımı da kesecek. Ve NATO namı altında Firavun ordusu sana saldıracak. Ama kader müsaade etmiyor. Peki niçin etmiyor? Türkiye'de ne var? Çünkü mücedidlik var. Koca Çin'i ve Rusya'yı, yarı Avrupa'yı işgal eden komünistlik diyor. Üstad söylüyor bir mana. Siz zaten bilen insanlarsınız. Ben bir mana kafamda kaldığı kadar naklediyorum. Çin'i, Rusya'yı komple, yarı Avrupa'yı işgal eden dinsizlik, komünistlik bu Türkiye'ye girememesinin sebebi gençlik reperi olduğunu söylüyor. Çünkü küfrün belini kırmış. Haşır Risalesini mecliste milletin bakanı kaldırıyor. Bu var oldukça diyor, bu milleti biz dinsiz yapamayız diyor Türkiye'de. O dönemde. Haşır Risalesi. Bunlar tarihi bir şey. Benim şey söylediğim değil. Tarihi bir... Tarihi bakar çünkü görürsünüz yani. Dersin sonucunu şöyle alacaksın. Onların düşmanı İslam'dır. İslam'ın lokomotifi çekirdeği Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet'in de lokomotifi de Türkiye'dir. Hedef Türkiye. Suriye'ye geldikleri zaman Türkiye olduğu zaten belli. Onunla alakası yok. Baksana, mültecileri kurşuna dizeyen, botlarla giderken botlarını delip de boğan o Avrupa değil mi? Şimdi Ukrayna kapıyı açan o değil mi? E sen şimdi ona taraftarsın. Otobüs gönderiyorlar abi şu an. Ukrayna sınırına Almanya otobüs gönderiyor. E şimdi sen ona taraftarsın. 800 tane otobüs gönderiyorlar Almanya. Peki botu delip çocukları, boğulan çocuklar bizim sahile atılmadı mı? E sen şimdi niye taraftarsın? Niye? Bana hiç mi bilmiyorsan kafam çalışmıyor de bırak. Buna mı tarafta olacak? Buna da olmayacaksın bu despot. Ay ya. Ama menfaat icabı burada, hedef Türkiye. Şimdi oraya gitmeseydi küreselciler Ukrayna'dan bize de saldıracaktı. Oraya yerleşecekti. Ama ayı da Allah hizmet ettiriyor. Kuduz'u Kuduz'a musallat etti. Eğer Rusya oraya girmeseydi Ukrayna ile artık çevrilmiştin zaten. Ukrayna bahanesiyle gemileri sokacaktı, orada yapacaktı. Ama kendisine şaşırttı. Bunu yapacak ahmak olması lazım. Devletler muharebesi bitti diyor usta. Terk-i mefki ediyor. Artık bir devlet maşa kullanmadan savaş yapmıyor. Amerika YPG ve şunlar bunları kurarak yapıyor. Artık devletler muharebesi bitti. Tabakayı beşere devredildi. Artık örgüt kuruyorsun, onu yapıyorsun. Ama bu nasıl bu oyuna geldi? Onu da kaderin cilvesinden başka olamaz. Niye? Türkiye'yi korumak adına Cenab-ı Hak bunu şey yaptı. Kaderin cilvesi. Eğer olmasaydı bak Ukrayna'ya gidiyoruz diye Karadeniz işgal edilecek, ne maden ne petrol çıkaramadığın gibi o tamamen dört tarafın çevrildi. Menfaat icabı Rusya ile menfaatlaşman gerekiyor. Menfaat icabı S-400'leri sana Amerika'ya karşı niye verdi? Ve 15 Temmuz'da adamın ihtilali Tayyip Bey'in haberi yoktu. Haber veren kim? Kısmen yardım eden kim? Menfaatı Rusya'dır. Rusya ikidir. Amerika da ikidir. Amerika komple düşman mı? Hayır. Onlar da savaşıyor. Avrupa'da ikidir. İngiltere'de ikidir. İnsan ezeli düşmanı diyor ama İslam mahkemesi var. Anlamanızı istiyor. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Efendim abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Can üstadım, Hazreti Musa aleyhisselam Türkiye'de. Olabilir mi? Ha, Türkiye yani simgesel diyor. Hazreti Musa. Onu özel sorarsın amir. Yani Kur'an'da Musa ile Firavun, nefis de ruh dedi ya gene. Yani Firavun ve Musa gibi. Ama bir tabi kanunun ucunu anladı o. Suriye'de zaten rivayet var. Nehirde boğulacaklar diyor. Katılanların onda 9 öldürülecek diyor.
Musa geçtiği zaman nehirden, onlar nehirden geçerken nehirde boğulacaklar diyor. Ve bu ümidi kestikleri zaman Ukrayna kaçınılmazdır. Sıra güneye geldi. Hepsini kaybettiler. 15 Temmuz'u NATO'nun şeyiydi, yapamadı. Sonra Azerbaycan'la yapmak istedi. Kazakistan, Ukrayna olmadı. Şimdi son bu. Ondan sonra da onların sonu olacak inşallah. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.